Netflix. Siyaset mi yapıyorsun? Evet siyaset yapıyorum arkadaşlar. Yani O Twitter'daki bu... neydi ya kardeşim? Ya kanka ha? ben de bunu anlamıyorum ya. Onun bir o linkini atsana bana. Neydi ya, bir link atar mısın? Bana bir link atar mısın? Bir de abi neye çıldırdım biliyor musun? Instagram'da onu şey atmışlar. Ha? Ben onu direkt alara. Instagram'dan atacağım sana. Oğlum onun var ya altındaki yorumlara baktım. Baktım <laughs> gerçekten. Ya çok ilginç ama yani. Anladın mı? Aşırı ilginç yani. <laughs> Yok işte bu diyor bilmem ne falan filan bir tanesi var. Yok tenek demiş Attım sana kan. Bana, <laughs> bana <laughs> teneke demiş. <laughs> o dedim nasıl bir hakaret ya 2009'lardan. <laughs> bak olayı göstereyim bilmeyenlere. Olayı bilmeyenlere göstereyim. Gece 12'den sonra komple mi yasak? İki akorlu şarkılar çalasın bari dedim. Anladın mı? Yani bu... <laughs> yani bak bu bir nedir şaka biliyor musun? Yapılmış. Ya bir şaka yapılmış ama. Bak işte kusura bakıyorum. Hashtag destek anlamında hem de hem de kendi tarzımda aslında ee, bir iğnelemedir yani anladın mı? Bir yorumdur, bir eleştiridir bu. Anladın mı? Bunu şaka olarak bakıp gülmeyeceksin. Bunu diyeceksin ki bu da kendi tarzında eleştirisini yapmış diyeceksin. Ben gerekli yere gerekli şekilde dokundurmamı yapmışım. İki akorlu şarkılar çalınsın var. Aa o kadar komedi değil yani anlatabiliyor muyum? Adam muhalefet ederken bile orospuru peşinde. <laughs> <laughs> ya yani burada böyle bir tweet attım. Ondan sonra altına bak neler yazmışlar. Keşke bunları yayınlarınızda da dile getirseniz. Abi kitle kaybetme inlerimle... korkunuz olmadan. Ben de şunu anlamıyorum. Kitle kay... ben de şunu yazdım. <laughs> bak altına bak ne yazmışlar. Keşke bunlar yayınızda da dile getirseniz. Kitle kaybetme korkunuz olmadan Big Boss Life'a da bu yüzden sıcak bakamıyorum. Herkesi de bir kitle kaybetme korkusu var. Ben de yayında konuştum. Tweet atamadım o an yayındaydım diye. Tweet atamazsın tabi dediler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kanka. Bak <laughs> arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Öncelikle şunu bir netleştirelim tamam mı? Şunu bir netleştirelim bakın. Big Boss Life arkadaşlar. Big Boss Life bir ajans. Bir yayıncı ajansı. Anladın mı? Ve burada çeşitli yayıncılar var. İçeride çeşitli yayıncılar var. Ve herkesin kendi eee çağrı yanlış anlamadı. Biraz haklı ya. Dur şimdi anlatacağım kanka. Ben anlatayım ondan sonra duruma göre bakalım. Şimdi ee, burası bir ajans tamam mı? Burada da Talent'ta bir ton yayıncı var. E-spor tarafları var. İşte efendim söyleyeyim akademisi var. Herkes farklı bir birey. Herkes farklı bir yayıncı. Herkesin farklı bir yayın stili var. İçeride gruplar tabii ki var. Hani şöyle Erik Dalı var atıyorum. Ben varım. Ferit var. Anladın mı? Hani böyle kendi e, grupları da var. Burada Big Boss Life olarak yargı yapmak çok doğru değil. Yani Tamam hadi ben konuşmuyorumdur. Ben hiçbir şekilde bir şey söylemiyorumdur. Muhalefet yapmıyorumdur. Bilmem ne yapmıyorumdur. O zaman yine bana gel söyle. Benim yaptığım bir cezayı yine BBL adına kesmemen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben konuşuyorsam gel benim tweet'imin altına yaz. Big Boss Life olarak genellemenin anlamı yok. Kemal konuşuyorsa git Kemale söyle. Öslürler. Hani anladın mı? Bireysel olarak söyle. Ferit konuş. O git Ferit'e yaz. Anladın mı? Big Boss Life dediğin zaman. Çünkü içeride her türlü adam var yani. Her türlü. Ee... Beni alıyorlar galiba. Çağır beni. Her türlü adam yani. var. Yani o yüzden ben de... Şunu var Big Boss Life'a bu yüzden sıcak bakamıyorum. Big Boss Life'a sıcak bakamıyorum. Yani şimdi... Big Boss Life... bünyesinde bir ton yayıncı var. Hiçbirini mi sevmiyorsun yani? Çünkü her biri birbirinden farklı. Eğer hiçbirini sevmiyorum diyorsan... O zaman biraz ön yargılısın çünkü gerçekten siyasi konulara değinen e, sadece içeri eğlence olmayan adam da var yani Big Boss Life'ta. E, sadece gaming tarafında olan adam da var, e-sporcusu da var anladın mı? Ben siyaset kanalı değilim ama siyaset kanalı değilim niye de işte gündemi de hiçbir şekilde es geçmiyorum bilmem ne yapmıyorum. Gereken yerde gerekli tepkimi gösteriyorum veya koyuyorum. Ama tutup da bunun üstünde işte bunun üzerinden e, saatlerce video izleyerek yorumlamıyorum. Çünkü benim kendi içeriğim bu değil. Yani siyaset yapsam daha farklı yaparım evet, ama bu sefer de eğlenemeyiz yani. Ben birazcık, buradaki benim misyonum, burada beni izlemeye gelen arkadaşın birazcık eğlenmesini isterim yani. Eğlensin, güzel vakit geçirsin, biraz olsun ee, gündemden uzaklaşalım diye zaten bunu en başından beri söylüyorum. Biraz olsun gündemden uzaklaşalım, tabii ki gündemi es geçmeyelim, yine gündemi konuşalım ama ee, benim kime ne yaptı mı hiç kimse bilemez abi ben bunu ekranın önünde yapmadığım sürece yani bilmem ne şunun için bir şey yaptı mı bunun için bir şey yaptı mı nereden biliyorsun abi onun için sadece hashtag yazıp tweet atınca mı amına koyun bir şey yapmış kabul ediliyorsun neyse ee, kitle kaybetmekten falan korkmuyorum hocam onu bir kere söyleyeyim ben bu işe başladım hiç kitlem bitlem yoktu o yüzden en kötü yine ceketimi alır çeker giderim hiçbir şekilde kitle kaybetmek bilmem ne falan filan bunları geç eee ya çok üzgünüm ama kafa basmıyor kanka buna. İçeride her düşüncede adam var yani ne alaka. Bebele para kazanıyor ve göz önünde diye takmış bence. Ya kanka işte bireysel. Yani şunu söylüyorum ben. Ee, hiçbir kitle kaybetmek korkum yok. Zaten ben eğer işimi düzgün yapamıyorsam kitleyi kaybederim zaten. Veya işte e, kendimi geliştirmiyorsam sıradanlaşırım. Kitle de sıradanlaşır. Ee, burada bugün bu kadar yaratıcı, bize anlayışı gelişmiş. Bu kadar birbirimize e, paslaşabildiğim bir kitle adı altında bir oluşum varsa evet. bu da zaten benim kendi çabamla oluşturduğum bir kitledir günün sonuna şöyle bir baktığın zaman yani konuşmuyor, <laughs> yorum yapamıyor. Ulan zaten bu devirde muhalefet yapmak daha fazla kitle kazandırıyor. <laughs> kitle kaybetmekten korkup stratejik olarak böyle bir hareket aleyküm yapıyorsam aleyküm, aleyküm selam. selam. Aa, şey tam tersini yapsam daha mantıklı değil mi tam tersini yapmam? Ne anlatıyor yaram? <laughs> bir dakika dur amına koyacağım şimdi seni. <laughs> <laughs> tamam anasını siktin geldin ya. Yani. Hayır şu dönemde zaten muhalefet yapsam daha fazla kitle kazanırım ki zaten. Hani. Doğru haklısın. Anladın mı? Kitle kaybetmeyi geçtim yani. Muhalefet yaptığım zaman kitle kazanırım yani istesem. Anladın mı? Yani bunun kitle kaybetmekle bilmem ne alakası yok. Bir diğer yorumcular da şunu söylüyorlar. Sponsor, sponsor, sponsor. Baba. Bu anasını sikti zaten bu Samer. Bu Samer varken Samer benim var, yayınla. Ben sikti yani. Atvan, kaşım o valla seninkiler de sikti. Bir şey söyleyeceğim. Benim bu yayında, sizce benim bu yayında Bundan mı daha yani siyasi bir eleştiri yaptığımda mı sponsor gelmeme ihtimali var yoksa direkt markaya sponsor olacak markaya ana avrat düz sövüldüğü zaman mı markanın gelmeme ihtimali var? Kime sövdün amına koyayım ana avrat? Ya kime ne sövmedin lan herkese sövdün lan bu kanalda adı geçen bütün markalara sövdün ya bu kanalda. Orası çocuğu bütün markaları alıp bende denettin amına koyayım. <laughs> e ne yapayım oradan ne yapayım <laughs> <abi>, kime <laughs> denetliyim? Orda <laughs> ortam ben kime söveyim amına koyayım o zaman? <laughs> sana herkes. <laughs> Bataana söyle. Oğlum zaten buradakileri bitirdin sen söyle. sanki abone koy. Sanki sana zayıflama çayı mı önerdik amına koyayım? Ne önerdik de yani? Ha kaldı ki şunu da bir netleştireyim. Bazı bilmeyen gerizekalı arkadaşlar var çünkü. Belki şu an chat'te değiller ama şunu da söyleyeyim. Ben arkadaşlar ee, bu Hı -hı. yani sizlerin üzerinden, izleyicilerimin üzerinden, izleyicilerin para kazanarak bana prim sağlayacağı herhangi bir anlaşmaya herhangi bir sponsora zaten yanaşmıyorum yaklaşmıyorum Yanaşmıyor değerinizi artık. bilin tamam mı değerinizi Bilmiyorum, bilin değerinizi bilin bu anlamda tamam mı yani benim izleyicim herhangi bir yere benim yönlendirmemle gidip alışveriş yapınca bana para kazandırsın şeklindeki anlaşmaları zaten kabul etmiyorum ee, bunu daha önce de söylemiştim ama buraya bu yorumu yazan gerizekalı arkadaşın takip ettiği insanlar bunu yapıyor olabilirler öncelikle kendisi bir baksın e, tamam mı? Kendisi bir baksın e, kime ne konuda destekliyor veya desteklediği insan veya takip ettiği e, çok önem verdiği yayıncısı kimse eğer. Bir baksın bakalım onun üstünden bir rant sağlıyor mu sağlamıyor? Ben sağlamıyorum abi. Burada ben sağlamıyorum. Bana şu anda kimse tutup da şu kadar işte bilmem ne gelsin bu kadar bilmem ne gelse şu kadar vereceğim. Bilmem şu gelirse şöyle bir prim sistemimiz var falan filan. Gelmedi mi zannediyorsunuz? Geldi. Ama yapmıyorum yani. Anladın mı? Yok işte kaydır git şunu al. Buradan da git bu alışveriş yap demiyorum yani sana. Anladın mı? Yine de sen gerizekalı deme ortam bizim farkımız olsun. bu çocuğu de. Yok yok küfür etme. Yani şunu bir netleyelim. Şunu bir netleyelim abi. Şunu bir netleyelim. Bana bunu yazan adamlarla ben sabaha kadar tartışırım da siyaset de yaparım. Ama bu yani Burada benim bunu yapmamın herhangi bir önemi yok. Gerekli özel günlerde, gerekli e, durumlarda, gündemde gerekli durumlarda ben zaten burada yeri geldi e, duygusal yani müzik İyi. yayını da yaptık, sohbet yayını da yaptık, e, üzerinde konuşulması gereken şeyleri de konuştuk. E, CSGO.net'ten kardeşim ben parasını zaten aldım CSGO.net'ten. Senin herhangi bir CSGO.net'le alakalı bir şey uygulamana gerek yok. Artı olarak zaten Discord'da e, CSGO.net'in Sadece. Siz oynadıkça bu adama para gelmiyor arkadaşlar. Aynen. Siz şey oynadıkça yani. bana para falan gelmiyor yani. Onu söyleyebilirim sana. Ya bahsettiğim olay o da değil. Yani Instagram'a kaydır gel git buradan alışveriş yap git hadi liste düzenledim buradan bunu yap. Bunu yapanlara da bir lafım yok. Ama şunu da söylüyorum yani. Ee, bunu da yapmıyorum. Veya işte izleyicimi de bu gözle görmüyorum sadece. Anladın mı? Yoksa sponsor falan filan bunları geçin abi. Sponsor Başarılı bir yayıncıysan, güzel selahat yapabiliyorsan, insanlara faydalı bir şey olacağına inandığın bir şey varsa alırsın sponsor. Veya işte şey yaparsın yani anladın mı? Desteklersin. Birçok markayı ben baktım hayır dedim yani ve almadım kanalıma yani. Yoksa güzel paralar veriyorlar emin olun yani. Yani bu insanlar kafayı parayla biraz bozmuşlar. Yok sponsordan korkuyormuşum da siyaset yapmıyormuşum falan filan. E burada bir ton şey vardı. Burada bir ton yorum vardı. Nereye gitti bu yorumlar amına koyayım? Bilmem. Yukarıda Orada falan var işte. mı bak bakayım. Bak para kaybı and GT korkusuna sesini çıkarmıyordur. Yazık. Yani dur şuradan şey alayım da. Wifi'den ee, Wi-Fi'den çıkayım telefonumu da. Para kaybı and GT. GT ne? Geri takip mi? Takipçi korkusundan demek istiyor yani. Şeyin mi bahsetmiş kanka. GT. <laughs> ha göt korkusundan. <laughs> evet. Evet evet. <laughs> Anladım. Bir drop var amına koyayım. Nereden drop var ya? Yok yok yayın, yayın iyi Yayında sorun yok. Bende bir kırmızılaştı orası. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben drop gel söylerim sana sen devam et. Samet'le rakım içmemiz lazım. Amirim içelim hemen kurayım. Ama sabah karşı Boruto öldürürsünüz yani. Ondan, korkuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan korkuyorum. korkuyorum Hiç de öyle bir şey olmuyor be. Atma. Ha, öyle, öyle. içtik rahat. Gayet nazik kibar bir insan oluyorum için. Benim herhangi evet, bir para... dersen yapıyor. Benim herhangi İzledim bir para kaybı hiç... korkum yok. Ee, herhangi bir göt korkusu da yok. Yani ee, ama Lan zaten doğru şey yoldan diye. para kaybı diye bir şey yok ya abi yani. Hangi? <laughs> ya Ney sponsor mu var da sponsor mu gelmeyecek yani? Hani var da şimdi atıyorum CSGO.net yazdılar. Ben şimdi siyasi bir şey söyledimler CSGO.net Aa sen böyle siyaset yaptın ben geri çekeyim veya işte Aurus var. Anladın mı? Buna mı şey yapacak yani? Ya, saç zaten ya, saçma ya, yorumlar. Sen deyin, eleştiri açız yayını, abi. deniyorsun ki oğlum zaten? Yani yaptığında oluyor. Ya, ya değiniyorum da. Yayınımı, kontenti yani. bunun üzerine değil. Tamam. E, mı? Tabii ki de değil. O konuda yani. haklı var. Yayının bu kontent üzerine değil. İstersem yapabilir miyim? Yaparım ama Burada zaten yapmıyorum. niye siyaset yapacaksın? ki? 32. gün mü oğlum bura? Niye burada siyaset yapacaksın zaten? Ya yapabilirsin <laughs> abi yapabilirsin. Yayın içeriği odur. Şimdi beklentiye göre bu işler ee, değişir. Anladın mı? Beklentiye göre değişir. Senin benim şu anda makara beklentisi içerisinde olan bir izleyici kitlem var. Ben bu adamlara makara sunacağım. Kendi kafamı da dağıtacağım. Eğleneceğiz de. Ha gündeme sadece gözümüzü kapatıp sırtımızı dönmüyoruz ki biz burada yayın yaparken. Burada ben ayda en az 90 saat, 100 saat yayın yapıyorum. E bu 100 saatin hiç mi yani 1 dakikası, 3 dakikası, 5 dakikası mı daha iyi de mi konuşmuyorum hiçbir şeye? İlla açık açık bir şeyleri küfür mü etmek gerekiyor. İlla böyle hani biraz da zekanızı kullanın abi. Benim de bir yerden gönderme yaptığımı da anlayın amına koyayım yani anladın mı? Yoksa ben burada oturduğum yerden en fazla sizi etkileyebilirim. Yoksa neyi değiştirebilirim ki? Yani ben bu oturduğum yerden neyi değiştirebilirim? Eğer bunu değiştirmek istiyorsam zaten meclise falan gitmeliyim. O kaldı ki yani onu da mesela evet Purple ya e, siyaset yapıyor, siyaset içeriği yapıyor, anladın mı? E, i̇yi de yapıyor. Güzel de yapıyor gündemden yani çünkü konusu gündem yani dolayısıyla gündem üzerinden e, yapıyor yapacağı işi başarılı yapıyor ben de izliyorum da keyifli yapıyor yani anladın mı oraya da gülmeye gitmiyorsun oraya da onu dinlemeye ve işte gündemi takip etmeye gidiyorsun aslında olay bu buraya da buraya da işte eğlenmeye geleceksin ve işte oyun oynamaya geleceksin burada işte çayımı aldım geldim hadi oturdum tatlı sohbet edelim falan filana geleceksin aslında. Ama yine de biz elimizden geldiği kadar benim kadar, yani ben sağduyulu bir insan olduğumu düşünüyorum. Ee, bunu ekstra merak edenler varsa hem Discord kanalımıza girebilirler hem belki e, farklı şeyler gönderebilirim kendilerine. İlla böyle bunun işin peşini bırakmayacağım diyen adamlar varsa da e, bu zaman kadar neler yaptığımızı, ne yaptığımızı da bakabilirler de yani gösterebiliriz yani. Bunu burada illa canlı yayında göstermeme gerek yok. Aynen öyle. <laughs> Evet, yani önemli değil. Bunları eleştiri olarak aldığım için çok problem değil. Ee, kitle kaybetme diye bir şey çok açık şekilde var. Baba ben burada kitle kaybetme diye bir şey yok derken, bu arada kitle kaybetmek diye bir olay yok bu ülkede, bunu da belirteyim. Dediğimde şunu anlayabiliyor olmam lazım. Evet aga, kitle kaybetme diye bir şey yok. Anladın mı? Çünkü yıllardan beri ne siyasi oy, oylarda bir değişiklik var, ne bütün saçmalayan influencer'larda bir değişiklik var. Herkesin takipçisi olduğu yerde duruyor yani anladın mı? Yani buradan bunu bile algılayabilirsin aslına bakarsan. Yok abi kitle kaybe, kitle kaybedilir mi lan bu ülkede? Mantıklı düşündüğün zaman yani. Saçma sapan bütün her şey yapılıyor ve kimsenin kitlesi de azalmıyor yani. Biraz mantıklı düşünün ya. Yoksa kitle kaybetmek diye bir şey yok abi. Kitle kaybetmezsin. elinde kitle yer değiştirir sadece. Kitle değiştirirsin. Anladın mı? Çünkü seni kaybederim o bir taraftan başkasını alırım zaten. Ama ben bunu böyle stratejiye bilmem neye dayandırarak yapmıyorum. Kendi ne samimiyetim neyse geliyorum abi o şekilde eğleniyorum, açıyorum sonra siktirilip gidiyorum yatıyorum. Boş ver ortam hadi komik video izleyelim. <laughs> Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> ya yok hani bunları hep tamam makaraya vuruyoruz eğleniyoruz gidiyoruz hani çok üzerinde durmuyoruz da demek ki bazen de olsa dile getirmek gerekiyor ki İnsanlar da hani a tamam desinler mi? Olsun artık bilmiyorum. Buradaki birkaç tane arkadaşın tamam demesiyle de olacak bir şey değil gerçi bu ama. Ee, neyse. Bakalım. Başka ne yorum var? İki tarafın da haklı olduğu bir konu var ama hype'ın yayını ve karışmak saçma. Ya doğru. Çağrı yayınlarda siyasi konuşmaktan korkmuyor ama cidden en ufak siyasi olayda bile ağzını açmayan ve kitle kaybederim diye konuşman yayıncılar var. Ee, eyvallah. Ya olabilir abi. O adama da öyle izleyeceksin yani. İlla yani her yerden şey çıkmasına gerek yok yani. Güzel, bak güzel savunanlar var. Ben bunları görmemiştim. Baya kötü yorum görmüştüm. Ee, bayağı da sağ olsun canlar yazmışlar ya güzel güzel altlarına yorum yapmışlar ya. Canlar. Canlar Cancık cancıklar. Ya Cancık ya bu kötü yorum yazanlar. Çar bak şöyle bir yorum gelmiş bak bir şey yazmışlar. Kardeşim Indie Fox ve Amorant'ın bana açılmış. Bu konulara geç diyor. Şunları onları konuşalım diyorlar. Hayırlı sonra. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane yorum vardı onu onu arıyorum ya. Allah kitlendi ya bu bu kitleniyor işte böyle böyle huyları var ya yok yok kötü, bir kötü. tane gerçekten <laughs> çok sağlam <laughs> yani sert hard hard neyle alakalı ya bir de bbl hater'lı da var aga şimdi bu yorumu belki o yorumu yazan arkadaşlar ya yani bu bu arkadaştan bahsetmiyorum Twitter'dan arkadaştan bahsetmiyorum genel evet. olarak algı olarak yani, BBL haterlığı da var yani, anladın mı? Baktığın zaman. Oradan işte, adam BBL haterlığı yapıyor, oradan BBL'deki herhangi bir şekilde hiç olaylığa hakim olmayan, sadece BBL yayıncısı olan bir adama da haterlık yapabiliyor yani, durup yani hiç izlememiş. Benim için söylemiyorum ama yani hiç izlememiş. Direkt gidip o adama da yüklenebiliyor yani. Yorumlarda sağ olsun bunlar. Tanıdık isimleri de görüyorum. Hani chatten de gördüğüm isimler de var. Ha, güzel yorumlar yazmışlar aslında bakarsan. Ha bu arkadaş. Bak bak bu arkadaş. Hey amonakim zaten ülke gündemi ve çekilen zorluklar ülkenin başına gelenlerle dolu. Kemal'le çağrının yayını. Abi yani zaten açık açık söylüyoruz. Eğlence sunmaya çalışıyoruz. Bakın bak ne mizah sunmaya çalışıyorum. Ne başka bir şey. Ben burada eğlenceli zaman geçirmek istiyorum. Sizinle beraber. Anladın mı? O yüzden ne mizaha yargılayın ne başka bir şey yargılayın. Eğlenebiliyoruz mu eğlenemiyoruz mu buna bakacağız. Oğlum adam kötü yazmamış ki sen yanlış okudun. Bak bak laflara bak yayınları izlersen göndermeleri anlarsın. 2-3 tane embesil düzey siyasi şaka yapınca başımıza İsmet İnönü kesiliyorlar. <laughs> Anladın mı? Yüklediğin misyona tamam, bak ama. Bana bir. yazmamış herhalde ortam bu. Hayır Sana ya bana ya. yazmış oğlum manyak mısın ya? Siz okuduğunuzu da anlayamıyorsunuz ha artık. Bilmiyorum. Bende A1 Türkçe var. Benim de IQ'm yetmiyor. Benim A53. Bak. Zaten e, o zaman kardeş diyecek ki benim yayınlarım eğlence yayını. Ben burada bu şekilde içerik üretiyorum. O yüzden de bu tip konuları konuşmuyorum diyecek. Allah Allah. Hem muhalif görüneyim yok. İşte yayınlarımı izle yaptığım göndermeleri anlarsın vesaire. Hem sponsorlarla iyi görüneyim. Baba kafayı kırmış bak. Yemin ediyorum bak. Kafalar gitmiş ya. Sponsorlara iyi görünelim. Lan sponsor dedin kim abi yani sponsorlara iyi görüneyim. Sponsor dedin kim ya? Bana bir tane birisini söyle. isim ver yani anladın mı? Mert Bey. <laughs> Mert Bey. <laughs> o değil de sanki Twitch dışında Twitch'de yazdığı da bir atla bir deve. İki akoluş arkadaş çalınsa bağırmış. Vallahi gülmekten öldük. Bunların ikisi de müzisyen. Pandemide intihar eden 105 müzisyeni konuşmadılar mesela. Biri kendine müzisyen onu zaten anladık. Hayatları yalan amına koyayım. Mesela bunu konuşmadık ama bununla alakalı bir şey yapmadığımızı iddia edemezsin mesela anladın mı? Bunu illa ben burada bununla alakalı bir şey yaptıysam da yapmadıysam da kimlere ne teklifte bulunduysam da bunları da görmediğin için bilemezsin. Anladın mı? Çünkü bunu da ben burada senin gözünün önüne sokarak yapmam zaten. Ama sen istiyorsun ki şov istiyorsun sen. Ama o şovu da bende yok yani. O şovu da vermeyeceğim yani anladın mı? Yok kanka zaten onu yapsan da diğeri başka bir şey diyecek. Burada Twitter'da e yani. verdiği keşke... cevap keşke yayınları izlesen de görsen miyim halinde. Yani diyor ki e yapıyoruz ya amına görmüyor musunuz? Farkındalık düzeyi bu zaten. Sana yazık asıl adamın yaptığı savunma özrü kabahatinden beter eğlence yayınıymış. Ulan Mehmet Ali Erbil, bu ülkenin en büyük şaklabanıydı. Çarkıfelek'te yaptığı göndermelerin hepsini izle bakalım. Öyle şirin yayıncılık moron şakaları yapıp bir yandan da muhalif RP'sini yemiyoruz muhalif RP'si falan da yapmıyorum. Yani ya da <laughs> çok. Ayrıca da 10 senedir siyasetçiyim. içindeyim. bak. Ya. Ben kimin söyleminde samimi olup olmadığını ne senden ne de bu çağrı tenekesinden öğrenmem. <gülüyor> Tereke! de <laughs> doğru demiş ama. <laughs> <laughs> 10 Yaptırdı. senedir işte 10 senedir senin gibi adamlar siyasetin içinde olduğu için bu haldeyiz amına koyayım. Çekil madem de zor, bilenler gelsin o zaman siyaset yapın da bize düşmesin siyaseti yapmakta. O zaman düzgün yapın siyasetinizi yapabiliyorsanız. Anladın tenekecim? 10 senedir siyasetin <laughs> içinde 10 senedir durumumuz ortada amına koyayım madem. Ülkenin bir tane iyi bir şeyi kalmadı yani i̇yi, yolunda herhangi bir şey kalmadı yani madem 10 senedir içindesin. Anladın bari çekil amına koyayım başkaları yapmaya çalışsın madem. 10 senedir içindeyim bir de. Utanmadan 10 senedir içindeyim yazmış bir de. <gülüyor> Allah Allah. Teneke! <laughs> Teneke! <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> Sal ortam. Ya saldım ya. oğlum. Ne salmamakla alakası yok ki yani. Bunu salmamakla kendimi ifade etmeyeyim mi ya? Kendim, kendim, Polis geldi. Ya yanımdayım. Kendim, emniyet amiri 5 kişiye daha bunu gönderdi. Amiri. <laughs> amiri boş geldi. Çok <laughs> Amir ortamı kuruyor. Biraz amirim gidelim mi? Gidelim mi? <laughs> Aras kargo. Kapı Oğlum çalıyor, neye dönüş. tutuluyorum biliyor musun? Bak diyorum ki, ulan diyorum bu sponsorluk öyle olmaz, şu böyle olur mu? Acaba bu yayını yapsam mı, yapmasam mı falan filan derken. Ya bu kadar ince düşün düşün, ondan sonra bizi şey dipliyor sponsor korkusuna. Babacım sponsor gelmese de bu çark dönüyor, bu çorba kaynıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Discord var ya amirim. bc.gg hype. Sponsor <laughs> yok zaten onun bize. Şu şakaları lütfen yapmayın. Hangi şakaları ya? Çeksenize beni diyor. Emniyet amirim çeker misin mi? Amir mi oğlum adam harbiden? Amirim odaya girer misiniz? Komiser var abone sohbette o mu acaba? Ee, Gireceğim bir odaya ben çekelim. Evet evet o bak komiser. Şey. <laughs> Baba Karaman <laughs> sen neredesin Bakıyorum. ya Karaman? Abi ben telefondayım. Ya oğlum bir dakika yapma şu hareketleri ya. Allah Allah. Abi biz susalım i̇şte video galiba. konuşsun. 10 çektim kez bile izlesek evet. doyamıyorum. Ben hala arıyorum komiseri. Video çektim çektim ben. Geldi. Doğru kişi doğru mi? Misin? Doğru doğru. Oğlum bağlamış Amirim, adam Hoş geldin. Amirim hoş geldin. Komiserim hoş geldin. Amirim geldi. hoş geldin. Hiç o fotoğraf, komiser fotoğrafı kimse <laughs> durmuyor. Doktor <laughs> ama... merkez. Patron düzgün konuş, siker götürdü. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Yok gene. sadece. Amirim <laughs> Allah Allah. <laughs> <laughs> Anladım mı şimdi nasıl bu kadar ciddi nasıl ne <laughs> konuşulabilir bu yayında onu sorgula. Gitti adam düştü aşağıya düştü Bahçişehir'e gitti. Amirim düştü. Aa bizim oraya mı geldi? Gel gel gel. gel, gel, gel. gel.